Evet, şimdi devam edeceğiz. Ev sahibi olmak hiç de kolay değil değerli izleyenler. Düşünün, bir kere dişinizden tırnağınızdan artırıyorsunuz, bir birikiminiz oluyor. Bir ev sahibi oluyorsunuz, sonra da bu evi kiraya veriyorsunuz. Allah yardımcınız olsun diyoruz, zira muhabirimiz Gizem Türemen'in başına gelenler kötü kiracı ev sattırır dedirtecek türden. Evi kiralayan kişi oda oda bu evi başkalarına kiraya verdi. Otel gibi kullandığı evin mühürlenmesine sebep oldu sonrasında da. Mahkeme tahliye kararı aldı ancak kiracı zorla bu eve tekrar girdi. Gizem Türemen evini geri alabilmek için annesiyle beraber verdiği hukuk savaşını kendi haberinde anlattı. İzleyelim şimdi. Oda oda kiraya veriyor. Polis basıyordu, mühürlüyordu. Demirleri kırmışlar. Mülteci kampı gibi kullanıldığını gördük. Habertürk muhabiri Gizem Türemen ve annesi Fatih ilçesine bağlı Aksaray'daki iki katlı müstakil evini 10 yıl önce kiraya verdi. Ancak kiracı geçen yazdan beri ödeme yapmıyordu. Asıl gerçeği tahliye için dava açtıklarını da öğrendiler. Bir gün bir telefon geldi. Ev mühürlendi diye koşup geldim. 1,5 yıl önce civardaki evlere baskın yapıldı ve o baskında bu evin oda oda kiraya verildiği tespit edildi. Ev mühürlendi. Ancak evde yaşamaya devam eden kiracı hem mührü kırdı hem de eve iddiaya göre kiraya vermeye devam etti. Zaten şu an evin içinde bulunan yastık, çarşaf ve su gibi ürünler de bu evde yaşandığının kanıtı. Giren çıkan belirsiz yani. Ne yapıldı belirsiz. Kim girdi, kim çıktı. Günübirlik zaten kiraya veriliyordu. Tahliye davası açtık. Tek celsede tahliye kararı çıktı. Tahliye günü eve giden anne kız çilingir eşliğinde eve girdiklerinde karşılaştıkları manzara karşısında şoke oldu. Evden 7'si yabancı uyruklu 8 kişi çıktı. Siz ne kadar verdiniz günlüğüne? 400. Bir gün 400. 4 gün mü bir gün mü? Yok, 1 ay. 1 aya 400 lira verdiniz. Kaç gündür kalıyorsunuz? Şimdi 4 gündür mü? Şimdi 5 gündür. 5-10 gün oldu. Tamam. Siz? Aynı. How long time you are living in there? Just 3 days. 3 days. Yeah. How much money you give for the 3 days? I give 400. 400 lira. Yeah, yes. Burayı bile oda olarak kiraya vermek için mutfağa kaldırmış. Her odayı bakın kilit koymuş. Her odada. Tahliye aşamasında mülteci kampı gibi kullanıldığını gördük. Aylarca kirasını ödemeyen o kiracı hakkında tahliye kararı çıktı. Ev icra yoluyla boşaltıldı. Ancak o kiracı daha tahliyenin ilk gününden pencerenin demirini kırdı, zorla eve girdi. Eve girdiğini gördüm ben. Kendisine tahliyenin aynı günü gördüm. Polise şikayette bulunduk. Polis gelmiş, ben burada oturuyorum demiş. Gece bir daha aradık. Kapıyı bile açmamışlar. Hakkında tahliye kararı çıkan kiracı gizli gizli eve girmeye başladı. Hatta bir gün eve girerek evin kilidini değiştirdi. Şu an mal sahibi olarak eve giremiyoruz. Aynı kiracı anne kız evdeyken yine zorla eve girdi. Türemen ve annesi önce karakola, sonra savcılığa suç duyurusu da bulundu. Sadece bir tahliyeliden eve girmek değil, yok. Konut dokunmazlığının ihlal suçu var. Mala zarar verme suçu var. Kaçak olan kişiler var. Bunların tespiti gerekiyor. Can ve mal güvenliğimden şüphe ediyorum, evime giremiyorum. Polisi aradığımızda hem haneye tecavüz hem hırsızlık diye şikayet ediyoruz. Bize işgal davası açın diyorlar. Ev sahibi mühür kıran o kiracı yüzünden şimdi sanık olarak yargılanıyor. Yaklaşık 9 bin lira yakın bir para ödedim. Ben 30 bin lira alacağım, kira alacağımı alamadığım gibi sırf evimi teslim alabilmek için böyle bir borca girdim. Yasal olarak tahliye etti ama fiil olarak hala başaramadı. Şu anda bile orada insanlar yaşıyorlar. Anne kız kiracıdan kurtulabilmek için evlerini satılığa çıkardı. Evet, gerçekten kabus gibi. Ev sattıran kiracıya karşı ne yapılabilir? Şimdi onu konuşacağız yayınımızda. Hukukçu Cengiz Ortaoğlu Skype bağlantısıyla konuğumuz olacak, katılacak yayınımıza. Cengiz Bey, hoş geldiniz diyorum efendim size öncelikle. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum Meltem Hanım. Teşekkür ederiz, sağ olun. Şimdi oldukça karışık bir hikaye aslında. Gerçekten evet. Gelmeyen kalmıyor başına diyebiliriz sevgili Gizem'in. Öncelikle kiracı bir yıldır kirasını ödemiyor. Buradan başlayalım. Kira vermeyen kiracıya karşı ev sahipleri ne yapabilir? Hakları nelerdir? Onu dinleyerek başlayalım mı sizden? Evet, tabii ki. Şimdi kirayı ödemeyen, oradan başladık değil mi? Kirayı ödemezse ne yapacağız? Evet. Şimdi bu bir defa yasalar bu konuda açık ve net. Diyelim ki kiracınız 30 gün, yani bir
bir aylık kiranızı ödemedi. Ona bir ihtar çekiyorsunuz. O ihtara rağmen 30 gün yatırmazsa, 30 gün ise yatırmazsa icra cezadan onun tahliyesini istiyorsunuz. Bunu bir yana koyalım. Varsayalım ki ihtar çektiniz bir kira dönemi içerisinde ama 30 gün değil işte ya da süresi içerisinde yatırdı. Yani diyelim ki hani ihtar gönderdiniz icradan. Bunun 30 günü beklemeden yani süreyi bitirmeden yatırdı. Bu bir haklı ihtar yerine geçiyor. Diyelim ki 2-3 ay sonra bir kez daha aksattı. Yine ihtar çekmek zorunda kaldınız. Bundan dolayı da tahliye edebiliyorsunuz. Yani iki haklı ihtardan dolayı da tahliye davası açabiliyorsunuz. Ama 30 gün süreyle yatırmazsa ihtara rağmen o zaman hiç yeni bir ihtara gerek olmadan icra cezanın tahliyesini isteyebiliyorsunuz Meltem Hanım. Yani şey konusu böyle evet. Burada da tahliye kararı alınmış sizin söylediğiniz gibi evet. Ama yine de evet. Ev sahibi işin sonunda borçlu çıkan taraf oluyor. Normalde tahliye masrafı kim tarafından ödenir hocam? Onu soralım size. Benim bildiğim kadarıyla borçlu tarafından ödenmeli. Ancak borçlu kişi parayı ödemediği için icra müdürlüğü ücreti bu kez alacaklıdan tahsil ediyor. Burada yasal bir boşluktan da bahsedebilir miyiz? Şimdi hayır önce diyelim ki bir yeri tahliye edeceksiniz. O masrafları önce siz yapıyorsunuz. Sonra bunu karşı taraftan talep ediyorsunuz. Hani tabii eğer maddi durumu yoksa ödeyemiyorsa elbette bu bir ciddi bir sorun. Ama sizin bu anlattığınız olayda bir takım farklı şeyler de var. Hani bu iddialar, bu iddia tabii bizim için biz genel anlamda konuşalım. Diyelim ki hani bir tahliye ettiğiniz bir kiracı tekrar tahliye ettiğiniz halde tekrar geldi oraya yerleşmeye çalıştı falan. Bunlar tabii böyle bir durum söz konusu olması durumunda konut toplaması ihlal bir defa söz konusu olur. Yani diyelim ki tahliye ettiğiniz kiracı yani mahkeme kararıyla tahliye kararı çıktı ve siz de orayı boşalttırdınız. Buna rağmen halen daha orayı kullanmaya devam ediyor veya kapıyı açıp içeri giriyorsa o zaman tabii farklı bir durum. Veya işte bir şekilde tekrar orayı kullanmaya devam ediyorsa o zaman bu hem ceza davasını gerektiren hem de tazminat davasını gerektiren bir durum. Evet burada evet. Aslında tam da dediğiniz gibi kiracı iki kez mühür kırıyor. Yani tahliye kararı çıkıyor, ev mühürleniyor. Kiracı iki kere bu mührü kırıyor. Ancak evde yaşamaya da devam ediyor. Mührü kırıp içeriye giriyor, kendine ait bir kilit yaptırıyor. Yasal olarak mühür kırmanın bir yaptırımı yok mu? Çünkü bir hırsızın evinize girmesinden hiçbir farkı yok gibi görünüyor aslında dışarıdan. Evi kullanma hakkı olmayan birisinin zorla içeriye girmesi ve kullanması gibi görünüyor. Nedir bunun yaptırımı? Şimdi bu devlet kurumları tarafından bir yer mühürlendiğinde o mühürün kırılıp içeri girilmesi 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası söz konusu. Yani bu birden fazla olduğunu tekrar yeni cezalı söz konusu ama ben burada site yöneticilerine ve daire sahiplerine şunu öneriyorum. Bu çok önemli Meltem Hanım. Bir defa mutlak surette güvenlik kamerası kullansınlar. Çünkü eğer bir güvenlik kamerası olmazsa bunu kanıtlamakta zorluk yaşayabilirsin. Mühürün kimi kırdığı, mühürün kimin tarafından pekedildiği, kimin tarafından kırıldığı konusunda bir ciddi sorun yaşayabilirsiniz. O yüzden buradan rica ediyorum. Eğer bu tür sorunları yaşamak istemiyorlarsa siteler mutlak surette bütün hem de dairelerin tamamını görecek şekilde eğer bu villa tarzı evlerse yine o evleri görecek şekilde mutlak surette bir güvenlik kamerası. Kameralar olursa şimdi bu tür eylemlerde en büyük avantaj Meltem Hanım yani bunu yapan kişi açısından nasıl kanıtlayacaksınız sorusuyla karşılaşıyorsunuz. O yüzden bir defa bir güvenlik kamerası olayın mutlak surette gerekli olduğunu düşünüyorum. Kanıt olması açısından bahsediyoruz. Tabii kanıt olması. Yoksa hani şimdi şöyle bir şey. Şimdi diyelim ki bana ait olan bir iş yeri veya ev. Orası mühürlendi. Daha sonra o mühür kırıldı. Bu defa ne oluyor? O iş yerinin evin sahibi buradan mağdur olabiliyor. Çünkü o da ona bile açılabiliyor. Çünkü size ait olan bir yer mühürlenmiş oluyor. O yüzden bunu burada ciddi bir şekilde bu tür eğer bir güvenlik kamerası söz konusu olursa çok kolay bir şekilde bunu kanıtlayabilirsiniz. O yüzden mutlak şartta bunu yapmaları gerekiyor diye. Ama diyelim ki mühür feki söz konusu oldu. Yani bir devlet kurumu diyelim kaymakamlık tarafından bir yer tahliye edildi veya başka bir şekilde tahliye edildi ve orası mühürlendi. Mühür fekinin 6 aydan Meltem Hanım 3 yıla kadar hapis cezası söz konusu. 6 aydan ayrıca bir zarar kadar. Evet 3 yıla. Bir de bizde Türkiye'de hak arama özgürlüğü açısından ceza davası kadar tazminatın da önemli olduğunu düşünüyorum. Mutlak surette tazminat davaları açmaları gerekiyor. Yani diyelim ki hem ceza davası böyle bir durum söz konusu olması durumunda hem de ayrıca da bundan dolayı işte bu bir zarar oluyor neticede bu mağduriyet yaşanıyor. Tabii evi kiralayamama zararı da söz konusu aslında. Evet, bunlara ilişkin de yine elbette. Tazminat davası açılabilir diyorsunuz değil mi? Yanlış anlamıyorum. Elbette kesinlikle. Kesinlikle açılabilir. Evet Meltem Hanım.
Şimdi bir de şöyle de bir durum var. Polis burada ev sahibine diyor ki bu işgal davasına girer, kaymakamlığa başvurun diyor. Kaymakamlık ise evinize hırsız girmiş gibi, zorla girmiş gibi bu duruma polis müdahale etmeli diyor. Şimdi kaymakamlık polise, polis kaymakamlığa, burada iki arada bir derede kalıyor ev sahibi. Ne yapmalı bu durumda? Burada gerçek merci, doğru merci neresi? Şimdi diyelim ki sivrisiyle bir kontratınız var, sözleşmeniz var. O sözleşmeden dolayı tahliye davası açıyorsunuz. Elbette bu davanın açma yeri mahkemelere gideceksiniz. Sulh mahkemesi gidersiniz ve davayı açarsınız. Varsayalım bir tahliye ettiniz, buna rağmen orası geldi, birisi tarafından kiracı olabilir, başka birisi işgal edildi, girdi içeride birisi oturuyor, birisi yaşıyor. Bu durumla yapmanız gereken o bölgenin kaymakamlığına bir dilekçe verip burada bir fuzuli işgal olduğunu, burada bir evinizin işgal edildiğini anlatmanız ve onun üzerine de kaymakamlık oraya bir keşif gönderir. Yani oraya bir inceleme yaptırılır ve gerçekten de böyle bir durum söz konusuysa oranın tahliyesine karar verir ve tahliye edilir. Yani prosedür budur. Ama yani, bunun yanında şu da, pardon buyurun lütfen. Yok, keşif buyurun yapmak amaçlı o zaman. Kaymakamlığın görevi burada bir nevi delil bulmak ve bunu zabıta geçirmek diye anlıyorum. Tabii. Tabii çünkü karşı tarafta hayır benim sözleşmem de var diyebilir. Bu talebiniz haksız da olabilir. O yüzden tabii ki kaymakamlık hemen böyle ani bir karar vermek yerine mutlaka iki tarafı da dinliyor ve kanıtları değerlendirip ondan sonra tahliye karar verebiliyor. O yüzden keşif amaçlı olarak elbette oraya bir ekip gidecek ve onu emniyet güçleri tarafından orada değerlendirilecek. Karşı taraf dinlenecek eğer oradaysa bir şekilde, yani ondan sonra da tahliye kararı hızlı bir şekilde çıkacaktır. O konuda bir tereddüt yok ama Meltem Hanım burada ayrıca bir suç söz konusu olduğu için mutlaka Cumhuriyet Savcılığı'na da suç duyurusunda bulunmak gerekiyor. Bu mağduriyeti yaşayan vatandaşlarımız açısından. Yani sadece kaymakamlığı değil ayrıca da bir Cumhuriyet Savcılığı'nda bir suç, çünkü bu mala zarar verme suçu var. Mesela o suçun 3 yıla kadar hapis cezası var. Ya da işte konut okulamazı ilaç 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası var. Yani mühür varsa, mühür fekki varsa yine ayrıca 3 yıla kadar hapis cezası var. Yani bu ayrıca sadece kaymakamlığa değil, savcılığa suç duyurusunda bulunması gerekir. Ama ben burada Meltem Hanım sadece şunu söylemek istiyorum. Ev tutarken, ev kiralarken veya kiraya verirken bizde şöyle bir şey, ayıp olur kimliğini istemem diye bir şey söz konusu. Şimdi bir kiracı ev tutarken tapu belgesini görmesi gerekiyor bence. Ya tapu kimin burası diye. Kiralayan kişi de kiracının kimliğini mutlaka istemeli. Ve kimliğini istemeli, onunla ilgili bir araştırma yapmalı. Çünkü şu da oluyor Meltem Hanım. Gidiyor birisi, diyelim ki benim adımla bir yer kiralayabiliyor. Farklı bir isim vererek. Dolayısıyla siz bu defa ev sahibi olarak büyük sorunla karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden bence bu tür durumlarda, mesela bence bir uzmandan yardım almak da gerekebilir ama almazsanız da ev kiralayacaksanız o evin o kişiye ait olup olmadığını tespit etmeniz gerekiyor. Veya bir yeri işte kiraya verecekseniz o kiracının gerçekten o işin de olup olmadığını tespit etmeniz gerekiyor. Bir de ben açıkçası Avrupa'da şunu gördüm. İşte bundan bir 2 ay kadar önce Avrupa'daydım. Oturduğumuz dairede bir sorun yaşandı. Hemen orada bir takım kurumlar var Meltem Hanım. Bu tür dairelerin işte bu kiraya verme veya işte kiraya tutma gibi bu tür işlemlerde. Ve siz kuruma başvuruyorsunuz. O kurum bütün bu üst kattan alt kata diyelim ki su akıyor veya başka bir kiracıyla bir sorun yaşıyorsunuz. Aslında bence Türkiye'de de artık bu tür kurumların da olması gerektiği kanaatindeyim. Çünkü kiracı, Meltem Hanım siz haberci olduğunuz için bunu çok iyi biliyorsunuz. Kiracı ev sahibi sorunları Türkiye'de çok ciddi bir mesele halinde. İletişim sorunu yaşıyorlar, büyük bir anlaşmazlıklara neden olabiliyor. O yüzden bence bu tür kurumların da Türkiye'de, yani kiracı ev sahibi sorunlarını çözmek üzere bu tür kurumların da olması gerekiyor. Bir aracı kurumun olması aslında aynen, buradaki evet, ilişkileri daha düzenli hale getirir evet, diyorsunuz değil mi? Şimdi bir de burada... Kesinlikle efendim, evet. Bir konu daha var. Evin mesken değil de otel gibi kullanılması söz konusu. Bu pek çok kişinin başına gelebilir. Siz bir aileye verdiğinizi zannedebilirsiniz. O kişi her odayı farklı kişiye kiralayabilir, otel gibi kullandırabilir. Bunun tespiti halinde kiracıya bir yaptırımı var mı? Tabii ki. Bir defa tahliye nedeni. Tahliye sebebi yine. Siz, tabii şimdi bakın sözleşme yaparken zaten bütün bunlar belirtiliyor. Kim oturacak orada, konut mudur, iş yeri midir, otel midir, bütün bunlar orada belirtiliyor. Sözleşmeye aykırı kullanım durumunda hem tahliye nedeni Meltem Hanım aynı zamanda da bir tazminat nedeni bu. Sadece şey açısından değil, bu o kiralayan, mesela diyelim ki ben bir yerden gittim, pansiyon zannettim, orada bir oda tuttum. Ama burada bir sorun yaşadım.
o sorunu yaşayan kişinin de orayı kendisine kira veren kişiye dava açmak var. Yani bu aynı zamanda şunu söyleyeyim size. Şimdi bakın, bir yeri siz bir defa pansiyon olarak, otel olarak kullanabilmeniz için oradan ilgili mercilerden izin almanız gerekiyor. Kaymakamlıktan, valilikten, gerçeğin durumuna göre izin almanız gerekiyor. Böyle durup dururken bunu yapamazsınız. Ve diyelim ki izin aldınız. Ayrıca sizin orada kalan kişileri Meltem Hanım, emniyete bildirmeniz gerekiyor. Kimler kalıyor, kaç kişi kalıyor, isimleri ne? Her görevi bildirmeniz gerekiyor. Yani öyle bir işte ben burayı aldım, verdim olay olmaz. O böyle bir şey yapılamaz yani. Siz konut olarak tutulan bir yeri aslında ne işler olarak izin almadan bu kiralayan kişiden ev sahibinden izin almadan yapamazsınız yani. Bu tabii hem bir yaptırımı gerektirir, cezayı aynı zamanda bir sözleşme feshi nedeni ve tazminat nedeni. Sadece şunu söyleyeyim, bakın size Meltem Hanım. Diyelim ki burada sadece bu hak ev sahibinin hakkı değil. Sitede oturan diğer kişilerin de hakkı. Onlar da bu tür davalar açabilirler. Çünkü onlar da orada huzurlu bir şekilde yaşamak istiyor. Onlar da bunu ihlal eden kişiye diğer karşı. Diğer komşular bile açabilir diyorsunuz. Evet, böyle bir dava. Kesinlikle. Kesinlikle. Bir de bu olayda şöyle bir durum var. Ev sahibi olan kişi evin borçlarını ödeyemediği için bir de sanık pozisyonuna düşüyor. Tahliye masrafları sebebiyle tahliye masraflarını ödemediği için bir de sanık pozisyonuna düşüyor. Bunu nasıl değerlendirmek, nasıl okumak lazım? Kiralayan, yani kiracıya düşüyordur herhalde. Kiracı, ya şimdi bu herhalde bu yatırılan şeyler vardır, masraflar vardır. Onu kiracıdan talep edilmiştir büyük ihtimalle. O da ödemediğinden dolayı veya taahhütte bulunursa, taahhüdü ihlalden dolayı belki bir ceza davası açılmış olabilir ama yani burada bir defa bir eğer iddiaların kabul edilmesi durumunda konut okumazı ihlal, işte mala zarar verme gibi iddialar da söz konusu haberde gördüğüm kadarıyla. Yani bu ayrıca mühür feki bunlar da söz konusu. Herhalde bundan dolayı da eğer iddiaların kabul edilmesi durumunda dava açılacağı kanaatindeyim. Evet, çok teşekkür ediyoruz Sayın Cengiz Ortaoğlu açıklamalarınız için, detaylar için. Evet, biz de anlıyoruz ki hem evi seçerken hem ev sahibinin hem de kiracının iyi seçilmesi lazım, sadece evin değil diyelim.